Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir Dev Uyanıyor serimizde yepyeni bir bölümü daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Siz hala OG ailesine katılmadıysanız hemen şimdi sağ alt köşeden kanalımıza abone olabilirsiniz dedik. Dedik ki reklamımızı yaptık, o zaman ne yapıyoruz? Hemen bir önceki bölüme bakalım maalesef. Bir önceki bölümde aslında güzel gidiyorduk gördüğünüz gibi. Levent Spor, Çin'e Madran, Soma Spor 3 galibiyet üst üste geldi. Sonra Eskişehir'le beraber kaldık. Ancak son maç Dardanel Spor'daki son maçımız 4-2 mağlup olduk maalesef deplasmanda. Aslında o maça güzel başlamıştık ancak daha sonra işler kötü gitti ve birden ne oldu anlayamadık, yani öyle diyebilirim. Neyse, biz onu bunu bırakalım. Bu bölümkü ilk karşılaşmamız kendi sahamızda olacak. Körfez İskenderun'u ağırlayacağız kendi sahamızda. Ligde şu anda 7. sıradayız. Körfez İskenderun Spor 10. sırada, bize artık mutlak galibiyet. Mutlak galibiyet, başka hiçbir şeyi kabul etmiyoruz diyebilirim aslında. Evet. Bekliyoruz bakalım. Bekliyoruz geçsin bakalım. Hemen şu antrenmanlara da bakalım hep birlikte. Dolmuş bir şeyleri bakalım. Takım uyumu tamam. Şunu artık yavaş yavaş şurada hücum oynatacağım. Hücum futbol oynadığımız için bir iki hafta hücum antrenmanı yapmalarını istedim oyuncularımdan. İshak tamam, düzenli forma istiyor ancak şu anda tabii ki her futbolcu oynatmak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Takıma en katkılı olan, takıma en iyi katkıyı sağlayan oyuncuları oynatmakla ben mükellefim, öyle söyleyeyim. O yüzden kusura bakmayacağım birader dedikten sonra hemen şöyle kadromuzu seçelim bakalım. Batuhan, Hakan, Yasin, Mertcan, Serdar, Okan. Biz şurada Serdar Yılmaz'dan sanki çok fazla verim alamıyorum. Mertcan'ı alacağım onun yerine. Serdar solda, onun yerine de sol tarafta Enes mi başlasın, Emre Kurtoğlu ile mi başlasak, Sergen'le mi, karar veremedim. Ama ben Yasin'le başlayacağım. Hadi bakalım. şöyle kondisyonlarımız biraz düşük ama yapacak çok fazla bir şeyim yok. Çok fazla rotasyon yapamayacağım. Fazla puan kaybettik. O yüzden daha ligin başında bile olsak çok fazla, birazcık riske gireceğim. Çok fazla diyecektim az da. Birazcık riske gireceğim. O zaman ne yapalım biz? Ne yapalım? Kendi sahamızda Körfez İskenderun Spor karşılaşmasından çıkıyoruz ve karşılaşmaya bizim vuruşumuzla başladı arkadaşlar. Dakikalar 7. 0-0'lık eşitlik devam ediyor şu anda karşılaşmada. Şimdi Yasin kullandığı bir kafa geldi. Onur'dan çizgiden çıkarttı kaleciye. Kaleci adeta uzadı orada. Uzadı. Kaleci adeta uzadı ve topu çizgiden çıkarttı. Hakan şimdi. Yasin. Batuhan. Mertcan. Yasin. Adilen. Defansa çarpan top taca çıktı. Dakikalar 16. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İlk tehlikeli atak bizden geldi. Ancak golle sonuçlandı. Şimdi kalecimiz Onur kullandı. Okan'a doğru. Okan'ı indirdi Mertcan'a. Tekrar Okan'a. Okan. Okan tek başına sağa döndü. Yasin ortaladı. Kaleci Erman'da kaldı top. Kaleci Erman. Kafayla Mertcan'a gelmedi. Atakan girdi araya. Girmeyeydi, iyiydi be. Şimdi Onur. Sağ tarafta Uğur. Hakan'a. Hakan'ın pası Mertcan. Batuhan. Orta sahada patlaşıyor. Okan'dan müthiş bir pas. Müthiş bir pas ancak Mertcan uyuyor. Okan Zipak yine yaptı yapacağını, inanılmaz bir pas attı ancak Mertcan orada uykuda. Şimdi bir kontratak denediler ancak defansımız izin vermedi. Mertcan, Okan'a şimdi, Okan tek başına, Okan. 4 kişiyi taktı, Okan vurdu dışarı, attı Okan. Gol için bastırıyoruz, öne geçmek için bastırıyoruz ancak bir türlü o istediğimiz son vuruşu bir türlü yapamadık şimdi. Bir kontratak Körfez İskenderun'dan, Oğuzhan.
Arabası Şahin ve dışarı gitti. Aman dedim, bir anda aha dedim gol oldu. Bir anda dedim aha gol oldu ama son anda top dışarı gitti. Dakikalar 35. 0-0'a geçtik. Devam ediyor şu anda karşılaşma. İki tane mutlak gol pozisyonumuz var karşılaşmada, ancak golle dediğim gibi buluşamadık da. Yasin. Batuhan'ın pası müthiş. Mertcan'ım. Mertcan. Yasin ortaladı. Okan, 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 Zipak. Dakikalar 40. Bu sezonki 13. golünü attı Okan Zipak. Adamsın Okan. Şimdi Uğur'dan Yasin'e. Yasin ortaladı. Yasin, Yasin, Yasin. Goller arda arda geldi. Yasin Tunçeli. 42. dakikada 2-0 yaptık. Bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. İkinci golü hemen bulmamız gerçekten bizim için 10 numara oldu. Bu skorla bir maç fazlamızla şu anda 5. sıraya kadar yükselmiş olduk. Kadir şimdi kullandı. Batuhan'dan Kadir'e. Hakan. Batuhan müthiş gördü Kadir'i. Kadir son çizgide ortaladı. Arka tarafta Yasin kaleciden döndü. Kaleciden döndü kaleci. Yine gole izin vermedi. İlk yarıda gerçekten inanılmaz güzel oynadık bence. Ben memnunum şahsen. Ofansif oynadık. Bol pozisyona girdik. Gol bulduk. Her şey bizim lehimize şu anda. İlk yarının sonunda. İkinci yarıya Körfez İskenderun başladı bakalım. Başladı bakalım Körfez İskenderun. Dakikalar 50. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Mertcan'ın kondisyon yavaş yavaş patlamaya başladı. Gürkanlaş, Şino, Hakan, Batuhan, Mertcan, Batuhan, Hakan, Mertcan. Sağ tarafta Yasin. Bir orta, Okan'a gelmedi top. Şimdi yine Körfez İskenderun kontra atak deniyor. Nazım. Kendi sahalarında paslaşıyorlar şu anda. Boş alan bırakmadık adeta. Oh, bu kötü oldu. Sabahattin'in pası Hüsnü, Hüsnü, Hüsnü. Aha, Hüsnü Zeybekoğlu ofsaytmış. Adamsın hakem. Hakem adamın dibisin. Şimdi Abdullah Berkay, Eren Çolak, Yasin, Kadir, Ersoy, ancak Onur girdi araya. Bravo Onur. Sabahattin koşuyor. Körfez İskenderun bastırıyor. Mertcan'dan önce yine araya girdiler. Girdiler, girdiler. Orta sahada yine hakimiyeti kaybettik. Şimdi Okan koşuyor. Okan, Okan, Okan al topu. Okan Zipak. Okan Zipak. 57. dakika. Durum 3-0 oldu. 3. İşte Okan burada müthiş bir depar, müthiş bir dribling. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve 57. dakikada takımımızı 3-0'a getirdi. Skoru Okan. Şimdi Yasin kullandı. Orada kafalardan seti Batuhan. Mertcan Özsoy. Mert Özsoy mu? Aynen. Mertcan Özsoy. Dakika 60. 4 oldu 4. İlk yarıda da aynı bu şekilde üst üste bulmuştu golleri. İkinci yarıda da aynı şekilde gerçekten güzel bir gol olmuş. Üst üste buluyoruz golleri ve durumu bir anda 4-0'a getirdik. Mertcan'ı çıkartacağım. Yasin'i şöyle yapalım. Mertcan yok olmadı. Batuhan'ı alsam böyle. Mertcan'ı çıkartıp da onun yerine Muhammed Demir alsam hiç fena olmaz. Dakikalar 63. Mertcan'ı çıkarttım. Kondisyon artık baya baya düşmüştü. Sakatlık yaşamaması açısından. Şimdi Yasin, Muhammed, Hakan'dan Yasin'e tekrar. Yasin, Batuhan. Uğur'dan Hakan'a Batuhan. Yetişemedi Batuhan. Yunus araya girdi. Şimdi Hüsnü Zeybekoğlu ceza sahasında, defansımız araya girmeyi başardı. Yasin topu aldı. Uzun oynadı. Okan Zipak. Okan tek başına. Okan, Okan. Okan, Okan. Kaleciden döndü Okan. Neler yaptı Okan orada? Muhammed şimdi Yasin. Bir orta Okan'a gelmedi. Okan Zipak şov yapıyor bu karşılaşmada. İki golü var Okan Zipak'ın. Yasin Tunçel'den aynı şekilde bir gol, bir asistle oynuyor karşılaşmada. Her şey güzel gidiyor şu anda. Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor.
Uğur Taner'i çıkartacağım. Yerine Erdi Kartal'ı oyuna sokuyorum. İkinci oyuncu eşitliği hakkımı da kullandım. Bakıyorum hem kondisyon olarak hem de takıma katkı açısından durumlara göre oyuncu değişikliklerini yapıyorum arkadaşlar. Artık karşılaşmanın son dakikalar tamam. 53'e kadar düştü kondisyonu ama tamam, oyuncu değiştirmeye gerek yok şu anda. Şu anda ligde 7. sıradayız ama puanlar aşırı birbirine yakın. O yüzden şu anda sıralamayı ben çok fazla önemsemiyorum arkadaşlar. Benim tek önemsediğim şey maçlardan alacağım skorlar. Ve hakemin son düdüğü geldi arkadaşlar. Kendi sahamızda Körfez İskenderunspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardık. Okan Zipak 2 gol, Yasin Tunçeli 1 gol 1 asistle takımımıza inanılmaz katkı sağladılar. Evet, Körfez İskenderunspor'u dediğimiz gibi 4-0 gibi bir skorla mağlup etmeyi başardık ve önümüzde gerçekten inanılmaz bir maç var. Samet kiralık sözleşmesinin feshini istiyormuş. Samet, yok kardeşim, şu an seni gönderemeyeceğim. Çok fazla stoperim yok. Tamam, huzursuz olabilirsin, oynamak istiyorsun ancak şu an seni takımda tutmak zorundayım. Evet, asıl karşılaşmamız gerçekten bizim için önemli, çok çok önemli bir karşılaşma. Çorlu Spor, yok Çorum Belediye'ymiş, pardon, Çorum Belediye'ymiş. Bakalım, konuşalım neymiş. Sen benim de takım parçasısın, yeterince forma düşünmüyorsun. Burada sorumlu benim kardeşim. Etmeyeceğim yani. Burada sorumlu benim. Bu takımda benim dediğim olur. Arkadaşlar, size tavsiyem bu tip şeylerde kesinlikle disiplini elden bırakmayın derim ben. Hani oyuncu işte morali bozulmasın, takımı öyle isyan etmesin falan filan diye kesinlikle alttan almayın derim ben. Bu benim fikrim tabii. Siz belki farklı düşüncelere sahipsinizdir. Evet. Selçuk Gümüş uluslararası A lisansı almak için başvurmuş. Başvursun bakalım. Antrenör ekibimiz de kendini geliştiriyor tabii ki bu arada. Evet, ligin lideri Çorum Belediye ile deplasmanda oynayacağız. Gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Bunu biliyoruz. İnşallah alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle bu karşılaşmadan da çıkacağız. Bu arada arkadaşlar, hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Oruç tutuyorsunuz, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun diyelim şimdiden. Evet, Çorum Belediye karşılaşmasının son gün takımımız Çorum'a doğru otobüsle hareket etti. Bir gece konaklayacağız orada, bir gece kamp yapacağız. Daha sonra Çorum Belediye deplasmanında bakalım çıkacağız. 3 gün sonra Büyükçekmece Belediye, bir 3 gün sonra da Bayburt Gençlik. Gerçekten şu önümüzdeki bir haftada 3 karşılaşma yapacağız. Bu 3 karşılaşmadan maksimum, ay minimum pardon, 7 puan çıkartabilirsek bizim için 10 numara 5 yıldız olur. O zaman burada çok fazla bir değişiklik gerek var mı? Bakalım, Mert Çamba, Doğan Serdar. Neyse, Serdar'la başlayalım bakalım. Burak Subaş'ı çıkartacağım. Yerine kimi alacağım biliyor musunuz? Emre Kurtoğlu alacağım ki hem defans, orta sahanın hem sağında hem solunda oynayabilmesi benim için ayrı bir avantaj. Orta sahanın ortasında Muhammed var, defans var. Bir defans daha Erdi alayım, tamamdır. Tamamdır, hadi bakalım. Karşılaşmaya girişimizi yapalım. Evet, takımımız için son derece önemli bir karşılaşma. Çorum Belediye deplasmanına çıkıyoruz arkadaşlar. Çorum Belediye ligde lider durumda şu anda. Aramızdaki puan farkı aslında 4. Çok fazla da bir puan farkı yok. Bu karşılaşmadan olası bir galibiyetle ayrıldığımız sürece 10 numara 5 yıldız olacak. Hadi bakalım, sahaya çıkın ve beni etkileyici bir performans gösterin dedim karşılaşmaya. Çorum Belediye başladı. Dakikalar 12 oldu. Şu anda iki takımdan da herhangi bir atak girişimi izleyemedik. Şimdi Onur kullandı kalecimiz. Okan'a geldi. Okan'ın pası Hakan. Batuhan. Okan'a. Okan. Okan ceza sahasına. Okan vurdu ve gol. Okan Zipak.
17. dakika Okan Zipak takımımızı 1-0 öne geçirdi. İşte Okan burada rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasına girdi. Penaltı noktasının hemen gerisinden müthiş bir vuruş. Kalecinin uzanamayacağı köşeye ve takımımızı 1-0 öne geçirdi. Şimdi Çorum Belediye beraberlik için bahsederken Kadir Öge araya girdi. Erdi'ye geldi top. Mehmet Çolak sağ tarafta Tahir bindirme yaptı. Ortasını yaptı. Yahya Alparslan'la durum 1-1 oldu. Hemen cevap verdi Çorum Belediye. Şimdi Okan kullandı korneri. Okan sen niye korner kullanıyorsun oğlum? Şimdi Yasin ortada, Onur Anıl, Hakan, Batuhan kaptırdık topu. Eyvah eyvah aman. Kadir Öge araya girdi. Bravo Kadir. Uzun bir top. Yine kalecimiz, yok kaleci değil pardon, ne kalecisi, saçmaladım ben yine. Şimdi Tahir, Ercan, Gürkan, adamsın Gürkan, adamsın. Şimdi Okan, Okan tek başına orada. Hadi Okan ceza sahasına giriş şutunu çekti. Ceyhun'da kaldı orada, pas vermeyi denemedi Okan. Biraz bencilce oldu ama pozisyon yaratmayı başardı. Ancak top kalecide kaldı. Dakikalar 36. Ceyhun kullan derken Mertcan'a kaldı. Şimdi Mertcan orta açar mı? Mertcan ortaya açtı. Okan Zipak. Okan Zipak. Bu adam bir Saffet Sancaklı olacak. Kocaelispor'un eski efsane golcülerinden Saffet Sancaklı yapacağım bunu. Okan müthiş yükseldi gerçekten. Takımımızı 2-0, 2-1 pardon, 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 37'yi gösterirken. Şimdi Tahir'den Mehmet Çolak'a. Tekrar Tahir'e ama Gürkan bu sefer araya girmeye başardı. Okan. Okan kaptırdı orada. Çok bencil oldu burada yine Okan. Onur Anıl adamsın. Hadi şimdilik adamsın. Geçen bölümde bizi mahvetmiştin. Mertcan, Kadir Öge, Batuhan, Kadir, Serdar güzel paslaşıyoruz. İnanılmaz güzel seri paslaşmalar. Müthişsin. Kadir ortaladı. Okan orada kaleciden döndü. Okan. Hat-trick'e çok yaklaşmıştı Okan Zipak. Batuhan. Mertcan. Çok güzel pas Serdar'a. Serdar. Mertcan'a tekrar. Batuhan. Ancak orada topu kaptırdık. Maalesef çok oynadık toplu orada. Ve topu kaptırdık. İlk yarıda son 5 dakika. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Deplasmanda Çorum Belediye karşısında. Müthiş pas Serdar. Okan boş kaleye attı. Okan. Okan hat-trick yaptı. Kendisinin ve takımının 3. golünü 42. dakikada Çorum Belediye ağlarına gönderdi. İşte burası Serdar. Müthiş bir tek pas. Kaleci orada uyandı. Kontrpiyede kaldı. Boş kaleye Okan da golü attı. Şimdi Sefa kullandı. Defans uzak. Şimdi Serdar'la çıkıyoruz. Bir kontratak olur mu? Oldu valla. Okan. Okan ceza sahasında. Okan. 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 Kaleci Ceyhun. 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 İnanılmaz bir futbol oynuyoruz. Herkes Çorum Belediye'yi favori gösteriyordu ancak Okan Zipak. Okan, ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim ben sana? Yeni bir Saffet Sancaklı doğuyor. İşte burası Serdar, Hakan, Mertcan. Burada Mertcan'ın asisti gerçekten aslında, yani golü Mertcan'a yazmamız lazım. Okan sadece döndü ve vurdu. Yani bu kadar. İlk yarıyı inanılmaz bir futbolla, inanılmaz bir ezici futbolla diyebilirim hatta size. 4-1 önde kapattık. İlk yarıda plakayı yazdık. Şimdi Okan. Okan ikinci yarı hemen başlanacak. Defans araya girmeye başardı. Şimdi oyuncularıma şöyle keskin bir şekilde sakinleşmelerini söyleyeceğim yavaş yavaş. Çok fazla kasmasından kendilerini. Durum 4-1 zaten. Onur Serdar'a gelmedi. Batuhan, Mertcan, Okan bir gol daha atarsan bir şey demeyeceğim sana. Kadir Okan attı sanki içime doğmuştu. Okan 5. golünü attı. Bütün takım Okan'a çalışıyor. Serdar Kadir'e döndü. Kadir ortaladı. Okan Zipak. Bu adam bir harika dostum. Kendisinin ve takımının 5. golünü attı. Yasin'le kullanıyoruz. Bu takım, bu Çorum Belediye nasıl lig lideri? Nasıl lig lideri? 5-1 öndeyiz Çorum karşısında. Yahya'nın bası Sefa'ya şimdi. Sefa.
Ortaladı kalecimiz Onur Özalgan'da kaldı top. Şimdi Okan. Okan Zipak. Okan ceza sahasında, defanstan tekrar Okan. Yasin'e döndü. Hakan. Solda Mertcan. Ancak defans araya girdi. Batuhan. Hakan. Serdar. Okan. Okan. Okan vurdu ve gol. Okan Zipak. 6 oldu, 6. Ne yapıyorsun Okan? Ne yapıyorsun? Okan Zipak çok sert vurdu gerçekten. Söyleyecek çok fazla söz yok. Gürkan vurdu, kaleciden döndü. 7. gole çok yaklaştık. 6-1 öndeyiz, 6. Dakikalar 60. Tamam abi, hücum oynamayın, bu kadar kasmayın kendiniz, ayıptır, adamları da kendi sağlarını bu kadar da rezil etmeyelim değil mi? Rakibimize birazcık saygı duyalım. Onur Çakır Mahmut'a pası şimdi Yahya nereye vurdun Yahya? Dakikalar 60, 6-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. 6 golde Okan'dan geldi. Okan bugün gerçekten açtı kendini diyebilirim size. 2 tane Mertcan Özsoy, 2 tane Serdar Yılmaz'dan asist. Bir Batuhan'dan, bir de Kadir Öge'den geldi asistler. Şu Gürkan'ın hem kondisyonu gitti hem de sarı kartı var. Daha fazla bizi strese sokmadan ilk değişikliğimizi yapalım. Dakikalar 67'yi gösterirken arkadaşlar 6-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor Çorum Belediye karşısında. Tahir. Çorum Belediye ara pas çok güzel. Çok güzel bir pas. Yahya durum 6-2 oldu. Yahya Alparslan daha demin kullanamadığı pozisyonu bu sefer güzel bir şekilde kullandı ve durum 6-2 oldu. Takımı biraz geri çekince hemen golü yedik. Hemen golü yedik. Şimdi Mahmut kullandı. Bir karambol. Durum 6-3 oldu. Yine Yahya. Çekmeyeceğim. Tamam, hala devam. Hala devam. Oyuncağımı şöyle birazcık agresif bir şekilde taktiğe odaklanmalarını isteyeceğim. Dakikalar 90 artık. 6-3'lük galibiyetimiz devam ediyor. Serdar, Emre Kaba, solda Kadir. Batuhan'ın pası Mertcan. Mertcan topu kaybetti orada. Ali'ye, Yahya. Artık karşılaşma son 20 saniye diyebiliriz. Okan Zipak. Maçın tartışmasız yıldızı Okan Zipak 6 gol birden attı, büyük ihtimalle bu da rekor olacak Kocaelispor kulüp tarihinde. Ve karşılaşmanın son düdüğü geldi arkadaşlar. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte şöyle iyi bir iş çıkardık dedik ve 6-3'lük galibiyetle ayrılıyoruz sahadan. Ne yapalım bakalım. Bakalım bir haberlere bakalım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Arkadaşlar, lig lideri Çorum Belediye'yi deplasmanda 6 gol Okan'dan geldi. Okan Zipak bir yıldız doğuyor arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Yani. Şöyle gelelim. Okan aynen gol rekoruna imzayı attı. Adamsın. Adamın ham maddesisin. Evet dostlar, demeyelim, bu yoğun bir hafta vardı ya, bir haftada 3 maç yapacaktık. İlk karşılaşmadan, Çorum Belediye karşılaşmasından alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Okan Zipak'ın akıyla çıkmayı başardık, aslında öyle söyleyebiliriz. Bakalım bu karşılaşmada şöyle Yasin biraz rotasyon yapacağım mecburen. Büyükçekmece Belediye ile oynuyoruz. Gördüğünüz gibi takımın kondisyonu içler acısı. O yüzden bu kondisyon şeyi yapmak zorundayım. Eren'i alalım şöyle. Siz söyleyin. Bu rotasyonu yapmak zorundayım. Furkan Samba'yı aldık. Okan'da sıkıntı yok. Mertcan'ı çıkartacağım. Onun yerine de Enes Ayar'ı alacağım. Dostlar dedikten sonra bakalım şöyle bir daha bir gözden geçirelim.
92, 91, 90. Onur'u da çıkartayım hatta. Onun yerine Samet oynasın. Tamam, bu kadar da yeter. Hepten de çok fazla da gevşetmeyelim, değil mi? Çok fazla da gevşetmeden bakalım, kendi sahamızda Büyükçekmece Belediye'yi ağırlayacağız arkadaşlar. Bu maçtan galip geldiğimiz durumda yani 31 puanla yükselecek puanımız, üstümüzdeki rakiplerin puan kaybına göre bakalım ligdeki sıralamamız da değişebilir. Ancak bizim ilk başta bu karşılaşmadan galip gelmemiz gerekiyor. Kadir yapma be oğlum. Daha maçın başında 1. dakikalık sarı kart mı görülür ya? Şimdi Ozan kullandı. Orada bir karambol, direkten döndü top. Direkten döndü. Büyükçekmece gole çok yaklaştı. Hayırdır oğlum siz? Oyuncular şimdi bakalım biraz inceden bir sakinleşin dedim. Çok fazla telaş yaptılar. Top tutamıyoruz ayağımızda neredeyse. Bakalım bakalım. Şimdi Kadir ortaladı, defanstan sekti. Muhammed, Furkan, Yasin, Okan kaleciden döndü. Okan, Zipak bir anda döndü, kaleciye karşı karşıya kaldı ancak top kaleciden döndü. Okan tekrar. Sağ tarafta Uğur. Ortası arka direkte, defans araya girdi. Tekrar bir orta, Okan vurdu kaleci Tufan Can. Tufan Can bizim eski kalecimiz değil mi ya? Sanki mi? Bana mı öyle geliyor? Yasin, Okan yapma bunu Okan be. Oraya kadar gitmiş, gol olması lazımdı. Muhammed, Furkan, solda Enes, ortaladı Okan vurdu kaleci Tufan Can. Yine kurtardı, yine kurtardı Tufan Can. Adam kurtarmaya devam ediyor. Biz pozisyona giriyoruz. Kaleci Tufan Can kurtarıyor. Şimdi Ozan kullandı. Kalecimiz de bizim kalecimiz Onur da çıktı ve çok güzel bir şekilde topu sahip oldu. Yasin sağ tarafta, Eren Öztürk. Tekrar Yasin'e. Yasin sola döndü. Enes, Okan, kaleci Tufan Can. Enes bir daha defans. Tufan Can neler yaptı? Yine Tufan Can. Kurtarmaya devam ediyor kaleci Tufan Can. 4 tane net pozisyon kurtardı şu an, şu dakikaya kadar. Şimdi Tufan kullandı. Ozan. Orada bir pas hatası Gürkan'a girdi. Okan'a gelmedi ancak Enes. Enes ara pası müthiş Okan'a. Okan Zipak vurdu ve gol. Hadi Tufan bunu da kurtarsana. Hadi. Okan Zipak 39. dakikada takımımızı 1-0 öne geçirir. Burada Enes'in müthiş pası. Okan Zipak işte dar açıdan gerçekten güzel diyebilirim. Kaliteli diyebilirim. Her şeyi diyebilirim. Ne olduğu önemli değil ama takımımızı 1-0 öne geçirdiği kesin. İlk yarıyı 1-0 önde kata attık. Şimdi oyuncularımıza iyi oynuyorsunuz. Güzel futbol oynuyorsunuz ancak bir tık daha gelişebilirsiniz diyebilirim. Evet, ikinci yarıda 49. dakika 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Tabii ki gol golcümüz Okan Zipak'tan geldi. Dakikalar 55 oldu. Şu anda iki takım da hala biraz daha oyuncularıma yürekli oynayın dedim. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bu kadar kıt. Hani çok fazla pozisyona girmedik. İlk yarı çok pozisyon girdik ancak Kaleci Tufan Can'ı geçemedik. İkinci yarıda pozisyon bulmakta birazcık zorluk çekiyoruz. Dakikalar 75. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. ...82 oldu. Hala aynı. O Gürkan patladı. Gürkan patladı. Yerine Onur'u alıyorum. Orta sahayı biraz daha güçlendirmek için Muhammed'i çıkartıp yerine Hakan Tunç'u alacağım. Orta sahamızın çok fazla düşmeden hemen oyuncu değişikliğimizi yaptık. Dakikalar artık son dakikalara geldik. 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla devam ediyoruz şu anda. Ligde 3. sıraya kadar yükseldik bu skorla arkadaşlar.
Hakan kullandı. Okan yetişemedi. Artık maçta son dakikalar dememek kalmadı. Hakemin son düdüğü geldi ve maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardık arkadaşlar. Lider Tavşan'la Linyispor'la aramızda 4 puanlık bir fark var. Ancak bir de bizim bir maçımız fazla tabii ki. Onu da es geçmememiz gerekiyor. Ve evet, bu bir haftalık süreçteki o 3 karşılaşmadan 2 tanesinden galip ayrılmayı başardık. Son karşılaşmayı da eğer Bayburt Gençlik karşısında deplasmanda eğer alacağımız güzel bir skor, gerçekten bu yoğun bir hafta içindeki ne diyelim ona, fikstürümüzden alnımızın akıyla çıkmamıza sebep olur inşallah. Evet, Bayburt Gençlik'le karşılaşacağız arkadaşlar. Deplasmandayız. Bayburt Gençlik'te 3. lig, 3. grupta, ligde şu anda 3. sıradayız. 3'ler 3 3 3 3 sıralanmış. Bakalım Bayburt Gençlik karşısında deplasmanda inşallah güzel bir skorla ayrılabiliriz. Baktığım zaman Gürkan'ın birazcık kötü. Onun yerine Emre Kabay'la başlayacağım. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Şu anlık yok gibi gözüküyor. Takımımız hazır ve biz de Bayburt Gençlik karşısında hazırız. Bu karşılaşmada alacağımız bir galibiyet gerçekten var ya, tereyağlı ballı ekmek gibi bir şey olacak yani. Öyle söyleyebilirim size ve karşılaşmaya Bayburt Gençlik başladı. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Dakikalar 8 oldu arkadaşlar. Şu anda 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. İki oyuncumuz, iki stoperimiz sarı kart görmesi. Daha dakikalar 15'te. İnşallah bizi ilerleyen dakikalarda sıkıntıya sokmaz. Şimdi Hakan Çakır kullandı ve Serhat'la Bayburt Gençlik 1-0 öne geçti maalesef. İşte Hakan kullandı burada korneri. Serhat iyi yükseldi ve hemen altı pas çizgisinin üstünden kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi Bayburt Gençliği. Dakikalar 22. Şimdi Zekeriya kullandı. Orada Çağdaş var. Fırat. Mazlum. Fatih sağ tarafta, Ethem. Orta kaleye gitti. Kalecimiz Onur Özalgan topu kontrol etmeyi başardı. Emre ile Onur, Hakan Tunç, Okan Zipak. Okan Serdar'a döndü. Serdar'dan Emre'ye, Batuhan. Sol tarafta Mertcan. Ortayı yaptı. Okan vurdu, direkten döndü. Direkten döndü. Beraberlik golüne çok yaklaştık ancak top direkten döndü. Dakikalar 28. 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor karşılaşmada. Şimdi Fırat. Mazlum. Tekrar Fırat'a. Geriye döndü Hakan Çakır. Hüseyin Yılmaz. Mazlum. Arapası Fatih dışarı attı. %75 milyarlık bir pozisyondu ancak top dışarı gitti. İlk yarıda artık son 5 dakika. Korneri kullandık. Bir kafa Emre'den geldi. Emre Kaba'dan geldi. 41. dakikada. Emre Kaba 41. dakikada takımımıza beraberliği getirdi. Adamsın Emre. Adamsın. Şimdi Fırat'ın pası Fatih'e. Fatih vurdu kaleci Onur. Kaleci Onur. Bayburt Gençlik hemen cevap vermek istedi ancak kaleci Onur gole izin vermedi. Şimdi Serdar uzun pas. Okan koşuyor ancak Okan topu alamadı.
İlk yarının son dakikalarını bayağı toparlandık. Okan koştu, aldı topu ceza sahasına. Okan vurdu kaleci Zekeriya. İkinci yarının sonlarına doğru takımımız yavaş yavaş açılmaya başladı. Ancak iki pozisyonda kaleci Zekeriya'yı geçemedik. Şimdi oyuncuların hırslı bir şekilde sahaya çıkın ve elinizden gelenin en iyisini yapın dedim. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz anlamında. Ve ikinci yarı için sahaya gönderdim takımımı. Okan orada topu kaptırdı Okan. Serdar Yılmaz, Yasin Tüzün, bunlar takımımıza şu anda sırıtan isimler, vasatın altında oynayan futbolcularımız. Hakan, Batuhan, Serdar, Emre Batuhan, Serdar'ın müthiş bir pas. Okan. Golü Okan attı ama bu golü bence Serdar'a yazmak lazım. Vasatın altında oynuyor demiştik. İşte burası Serdar'dan müthiş bir asist. Müthiş bir asist. Okan'a sadece dokunmak kaldı burada. Dediğim gibi bu golü bence Serdar'a yazmak lazım. Serdar'a çok vasatın altında oynuyor demiştik. Ancak yaptığı bu asistle olayı bitirdi. Şimdi Yasin Tüzün'ü çıkartıyorum, yerine Eren Öztürk'ü alıyorum. Sağ kanattaki futbolcularımıza bir değişikliğe gittim. Yasin birazcık bu hafta birazcık tökezledi diyebilirim. Mertcan indirdi. Serdar, Batuhan. Pası Okan'a. Okan. Ancak Rıdvan araya girdi. Okan koştu, topu aldı. Okan ortaya çevirdi. Defanstan sekti top. Şimdi Mustafa. Mustafa topla ilerliyor. Emre araya girdi. Kadir Öge. Pası Okan Zipak. Okan vurdu, dışarı attı Okan. Okan Zipak'la yine bir pozisyona girdik ancak top dışarı gitti. Mertcan'ın şimdi pası Okan. Okan ceza sahasına. Okan Zipak. 3 yaptı, 3. 55. dakikada 3. 3'ü 1 oldu. Okan da 22. golünü attı bu sezonki. Daha 15 haftada 20, 16 haftada 22 gollük bir performans. Gerçekten müthiş, inanılmaz bir performans. İnşallah bir dahaki sezon Okan'ı elimizde tutabiliriz. Böyle performans gösterirse gerçekten birazcık zor gözüküyor Okan'ı elimizde tutmak. Eren araya girdi, pası Okan'a. Okan serildi. Okan Zipak. Dakikalar 61, 4-1 oldu, plakayı yazdı Okan. Okan plakayı yazdı. İşte Eren burada Okan'a adeta bütün takım Okan'a çalışıyor. Müthiş ara paslar, müthiş defansın arkasına paslarla Okan'ı buluşturuyoruz. Okan da kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve sadece topu kale direğinden içeri sokmak kalıyor Okan'a. Dakikalar 69. Şimdi Kadir kullandı. Okan. Tekrar Kadir'e. Kadir. Mertcan. Ortaya defans. Tekrar Mertcan. Pası Okan. Okan Zipak. 69. Durum 5-1. Burada karambol. Bayburt Gençlik uzaklaştıramadı. Okan. İşte çok basit bir gol. Dediğim gibi bütün takım Okan'a çalışıyor. Artık Bayburt Gençliği'nin de garda düştü diyebiliriz. Okan'a alkış atacağım ben. Okan'ı çıkartacağım. Yerine Ahmet Güney'i alacağım arkadaşlar. Okan'a alkış atacağım dedim. Şöyle bir bakayım. Batuhan Muhammed tamamdır. İki oyuncu değişikliği daha yaptım arkadaşlar. Bütün oyuncu değişikliği haklarımı kullandım. Maç zaten artık gitti. Okan Zipak'ı da 4 golden sonra çıkarttım. Alkışlatmak amacıyla. Ve şimdi Bayburt Gençlik Ata. Mustafa. Sağ tarafta Çağdaş. Ortaya Mustafa. Mustafa durum 5-2 oldu. Mustafa Tiryaki durumu 5-2'ye getirdi. Evet, bu skorla arkadaşlar bir maç fazlamızla ikinci sıraya yükseldik. İkinci sıraya yükseldik. Bu bölüm gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi tekrar Mustafa. Emre araya girdi. Mazlumdan ama tekrar Mustafa'ya geldi top. Sağ tarafa doğru Kadir Öge. Kalecimiz Onur'a döndü. Onur uzun bir top. Ahmet sektirdi. Orada topu kontrol edemedi. Şimdi Bayburt Gençlik atak hazırlığı içerisinde. Mazlum. Uğur Karakoç.
Mazlum pası Mustafa Tiryaki kalecimiz Onur gole izin vermedi. Artık karşılaşmada son saniyeler, 5-2'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Takımımız inanılmaz bir golcü kimliğine büründü. Her maç gerçekten birbirinden güzel goller izliyoruz diyebilirim. Hüseyin Yılmaz şimdi pası Kadir 4 kişinin arasına araya girdi ve kalecimize topu gönderdi derken hakemin de bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. Deplasmanda Bayburt Gençliği 5-2 mağlup etmeyi başardık ve dediğimiz gibi bu bir haftada 3 karşılaşma yaptık. 3 karşılaşmanın minimum ki hedefimiz 7 puandı, ancak biz 9 puan almayı başardık ve şu anda ligde ikinci sıradayız arkadaşlar. Şöyle fikstür dediğimiz zaman bu bölümde evet 4 maç yaptık, bu bölümde 4 maçta 4'te 4 yapmayı başardık. 4-0, 6-3, 1-0 ve 5-2'lik skorlarla arkadaşlar. Tekrar şöyle bir antrenman diyelim. Hücum dedik, taktik diyelim. Bir haftada savunma yapalım. Ortalama. Aynen. O zaman ne yapalım dostlar? Bu bölümümüzü burada sonlandıralım. Bir sonraki Bir Dev Uyanıyor serimizde görüşmek üzere. Tekrardan hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.